Biz de komentarda köp savollar kaldırışı yaptı. Koşumca kandı menübelerden faydalansak bol edip. Bizden yenge toplam rüknüdeki bana YouTube tarmada ilan kıl bari yapımız. Bana şu kitaptan faydalansanız bol edip. O yerde ham bana şu yokşagen materyaller, mesela misallar cüde köp uçtaydı. Assalamu aleyküm aziz okuşlar, kadirli ustazlar. Olimpiyada masallarini yetiştirdi devam etmemiz. Bugünkü dersimizde 11. sınıf boyunca matematikadan ötkezilgen olimpiyada masallarını tahlil kılışke urunup görmemiz. Birinci masala. Bana görünüşü yazı olamız. Demek bir yerde 101'den küçük değilgen 3'ke ham, 5'ke ham, 7'ke ham bölünmediğen nüspet bütün sorular neyse. Natural sorular hakkında getirip yap. Venn diagrammalarını çizip olamız. Üçge, beşge, yettige. Bir yüz birden küçük boladigen bolsa, o halde birden yüzgeçe sorular arası da sorular yaptı. Bir, iki, üç ve hakeza 99 yüzgeçe boladigen natural sorular içi de sorular yaptı. Şimdi bunun için aldın, her üç arasıge bölünedigen sonunu izlep görürüz. Demek üçge, beşge, yettige bölünedigen son. 105 bo'ladi. 105 har uchalasida bor bo'lgan son. Endi 1 dan 100 gacha sonlar orasida 105 katta bo'lgani uchun yo'q, uchalasiga bir vaqtda bo'linadigan son. Shuning uchun mana uchalasini kesishmasiga 0 ta bo'ladi. Endi 3 ga va 5 ga bo'linadigan sonlar 15 ga bo'linadigan sonlar. Birinchi, demak 100 ni 15 ga bo'lamiz. Bütün kısmı 6 getin. Bana bu yerine 6 de yazalımız. İkinci. 100 ni. Demek 5'ge ve 7'ge. 35'ge bölünedigen sorular. 2 getin. Bana bir yerine 2 yazalımız. Üçüncü. 3'ge ve 7'ge bölünedigen sorular. 100 ni. 21'ge bölünemiz. 4'te. Bana bir yerine 4'te de yazalımız. Şimdi. 4'üncü. 3'ge bölünedigen cem sorularını topamız. 33'te. Bana indi itibar belli. 33'ten bula ayıramız. 23'te buladı. 5'inci. 5'ge bulamız. 20'te. Bana 20'den bana bulanı ayıramız. Demek 8 ayıradigen bulsak 12'te buladı. Ve 6'ncı. 100 ni 7 ga bo'lamiz. Butun qismi 14 ga teng. 14 dan mana 6 ni ayiradigan bo'lsak 8 bo'ladi. Endi mana bular 3 ga ham, 5 ga ham, 7 ga ham bo'linadigan sonlar. E'tibor beringlar. 23 ta son faqat 3 ga bo'linadi. 12 ta son faqat 5 ga bo'linadi. 8 ta son faqat 7 ga bo'linadi. 6 ta son 3 ga va 5 ga bo'linadi. 2 ta son 5 ga va 7 ga bo'linadi. 4 ta son 3 ga va 7 ga bo'linadi. Har uchalasiga bo'linadigan son yo'q bir vaqtda. Endi 100 dan shularni yig'indisini ayiramiz. 100 ayrilgan. Demak 23 plus 12 plus 8. 4 6 2 yig'indini ayiramiz. Bizda bo'ladi, demak 100 ayrilgan 55. 45 ta son 1 dan 100 gacha sonlar ichida 101 dan kichik bo'lgan 3 ga ham, 5 ga ham, 8 ga ham bo'linmaydi. İkinci, mana masalaning ko'rinishi. Baliq og'irliklari 14 bo'lingan 12 bo'lingan 11 bo'lingan 8 bo'lingan 15 kabi nisbatda bo'lgan 5 bo'lakka bo'lindi. Agar 5-chi bo'lakning og'irligi 1.151 kg bo'lsa, butun baliqning og'irligi qancha? Bo'laklarni yozadigan bo'lsak, demak birinci bo'lak 14x. İkinci bo'lak 12x. Üçüncü bo'lak 11x. To'rtinchi bo'lak 8x hamda 5-chi bo'lak 15x. Endi qo'shadigan bo'lsak hammasini 14x, 12x, 11x, 8x hamda 15x ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, natija bizda 60x bo'ladi.
Bizden 5-ci bölek, hani proporsiya düzəmiz. 5-ci bölek 15 x'dir. 1,51 kilogramga teng deyapti. Bütün balık 60 x'ni kıymatını soruyapti. Demek bir yerde bütün balıkın kıymatı, hani şunu ya ki y dediğim bolsak, y'nin kıymatı tor marta köp bo'lyapti, e'tibor beringlar mana. Tor marta, torga ko'paytiramiz. Torga ko'paytiradigan bo'lsak, 6,104 kilogramga teng bo'ladi. Endi keyingi masalaga e'tiboringizni qarataman, 3-chi masalaga. 1-chi raqam 2-chi raqamdan katta bo'lgan nechta ikki xonali son mavjud deyapti. 1-chi raqam 2-chi raqamdan katta bo'ladigan. Demak, 10 deb boshlaymiz. E'tibor beringlar mana. Keyin 20 21 30 31 32 va hokazo ketadi. Oxirida demak 98 gacha boradi bu. Endi boshi 1 bilan boshlanadigan bitta son bor. 2 bilan boshlanadigan 2 ta son bor. 3 bilan boshlanadigan 3 ta son, 4 bilan 4 ta son, 5 bilan 5 ta, 6 bilan 6 ta. 7 bilan 7 ta, 8 bilan 8 ta, 9 bilan 9 ta son bor. Mana shularning yig'indisi 45 ga teng bo'ladi. Demak, 45 ta 2 xonali son mavjud natural son. 4-chi. Mana ko'rinishi. Ifodani soddalashtirish kerak ekan, yozib olamiz. Mana bu ikkalasida aniq hamsini tashqariga chiqazamiz. Mana bu ikkalasidan minus buni hamsini tashqariga chiqazamiz. Mana bu ikkalasidan buni qavsdan tashqariga chiqazamiz. Mana bu ikkalasidan minus sini qavsdan tashqariga chiqazamiz. Mana bu ikkalasidan sini qavsdan tashqariga chiqazamiz. Mana bu ikkalasidan minus buni qavsdan tashqariga chiqazamiz. Ana endi a minus s A minus B. İkkalasi da A minusini qavsdan tashqariga chiqarib yubordik. Endi mana bu yerda e'tibor beringlar. Demak, B minus A ni qavsdan tashqariga chiqarib, o'rnini ham almashtirib yuboraylik. Mana bunga o'xshatish uchun minus, unda bizda bo'ladi. A minus B. B minus C. Demak, mana bu C minus A ni chiqazadigan bo'lsak, o'rnini almashtirsak A minus C bo'ladi. C minus B'dan ham minus chiqazadigan bo'lsak, B minus C bo'ladi. A minus C, B minus C. Har ikkalasidan minusni chiqarib yuborsak, minuslar qisqarib ketadi. Mana endi mahraj beradigan bo'lsak, demak, bunga B minus C, A minus C, A minus B'dan mahraj berib yuboramiz. Bu holda umumiy mahraj bizda A minus C A minus B, B minus C bo'ladi. Suratda demek bizde. B minus C, minus A, plus C. Minus A, plus B. Yani endi C'lar ayrılıp getirken. 2 B minus 2 A. 2'nin çıkar varsak, B minus A. A minus C, A minus B, B minus C. Ana endi bularni qisqartirib yuboramiz. Minusni kasr oldiga chiqazib yuboramiz. U holda demak bizda. Endi javobga e'tibor beriladigan bo'lsak, mahraj ko'paytirilib qo'yilgan ekan, minusni pastga ta'sir qildiramiz. E'tibor beringlar mana. Demak, AB minus AB. Minus BC plus BC. Minus AC plus AC. Plus C kvadrat minus C kvadrat. Suratda 2. Demek kasr oldidagi minus bunga ta'sir qildirib yubordik. Mana shunday javob kelib chiqadi. 5-chi. 202100 sonining nechta natural bo'luvchisi bor? Yozamiz. Buni ko'paytirish uchun ajratish kerak. Demek bunu 2021 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati 5 ning kvadrati ko'rinishini yozamiz. Endi
2021 tüp yaki mürekkep sağlığını alıklaş için bunu kaysı tüp son geçe bölüş gerek deyken çünkü var. O şey tüp son geçken de tohtuydu bunu. Toplam meseleler değil mi hiç gelmiş, ahbaratın ama meselelerde. 2021 demek 3'ke, 5'ke, 7'ke, 11'ke ve hakeza sağlılar gibi olgen de en kattası böyle neçe geçe bölüş mümkün deyken cahı var. Bölük köre deyken olsaydı demek 43'ke bölünedi bu. Var. 43, köpeytirliyken 47. Köpeytirilgen 2'nin kvadratı, köpeytirilgen 5'in kvadratı deyip orada bölüldü. Natural bölücüleri sonu değil yaptı. Natural bölücüler sonu, en bısı bilen bir ilgiliyimiz. Demek ki derecesi 1 koşuladı. Derecesi 1 koşuladı. Derecesi 1 koşuladı. Derecesi 1 koşuladı. Yani demek 2 köpeytirilgen 2, köpeytirilgen 3, köpeytirilgen 3, köpeytirilgen bulsak demek 36'da natural bölücüsü var iken. Hesablayın. Yazı olamız. Hesablaş iken. Bana şu yığındını hesablaş gerek. Kerenler bunu STB ile alalım bu yığındını. Ve 2021'ni vaktince XTB ile alalım. Bu halde körünüş kandayı bulalım. ST 1 plus 2 taksim x plus 3 taksim x kvadrat plus 4 taksim x kub plus ve hakeza buladı. Etibar verildi hemen. Şimdi ben şunu x'ye böl var edelim hemen. S taksim x dediğim olsak. Bu halde 1 taksim x plus 2 taksim x kvadrat plus 3 taksim x kub plus ve 4 taksim x 4 plus ve hakeza bo'ladi. S minus S taksim x teng. Dikkat bilen etibariyle karatamın. Bunu ayıramız. Bundan buna ne degen bulsak? Birini özünü yazamız. Plus 2 taksim x'den 1 taksim x ayrı degen bulsak 1 taksim x. 3 taksim x kvadratta 2 taksim x kvadratta ayrı degen bulsak 1 taksim x kvadrat. 4 taksim x kubdan 3 taksim x kub ne ayrı degen bulsak 1 taksim x kub ve hakeza bol yaptı etibar verirler. Şimdi oyun tamamında dikkat bilen etibar bir adıgen bulsanız çeksiz kemeci geometrik progresiye bol yaptı. S minus S taksim x ten. Demek bu 1 idi. 1 minus 1 taksim x. Bana şunu sadeleştirdiğim bu sek. Demek bana bunda x'ini çıkar vardık. Bana bunda kaldı. Bunu sadeleştirdik bana bunda. Böyle diyen bu sek. X taksım x minus 1'ni kaos kvadratı buladı. Şimdi neticeni bana bir koyu varam. Su halde 2021 taksım 2020'ni kaos kvadratı diyen neticeye ege bulamız. Yettinci. Abısı tingalli üç burçakning A'si asosidagi nuqta olingan. Bunda CD 24 ga teng, CL bisektrisa, BL kesmaga perpendikulyar. AL ni toping. Demak, bu yerda L AB ga tegishli deyilyapti. Yozib olamiz. 7-chi. Mana tengal uch burchak berilgan. E'tibor beramiz. AB bilan BC teng ekan. AB BC ga teng. Bu holda mana CL bisektrisa deyilyapti. Mana bu yerdagi burchak alfaga teng bo'ladi. Endi mana bu yerdagi burchak, ya'ni LDA burchak mana. Mana bu yerdagi burchak 90 plus alfaga teng bo'ladi. Endi mana buni y deydigan bo'lsak, demak, birinchi sinus alfa ikkita ma'lumotdan masalani hal qilamiz. Qarshiyotgan katetning gipotenuzaga nisbati. Bu bitta ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot A, L'de 3 burçakta sinuslar teoremasını kollayımız. Yani sinus 2 alfanı demek Y'ye nispatı sinus 90 plus alfanı X'ye nispatı bana tenglemeler sisteması. Y'de 24 sinus alfa bol yaptı. Yukarı geti var biraz. Demek bunu yaya degen bulsak 2 sinus alfa kosinus alfa. Bana bir ismi özgürüp kosinüs alfa. Kosinüs alfa ile iki tamamından kıskartır var adıken bulsak. 2 sinüs alfa taksım y deyin.
1 taksim x bo'ladi. Y ning o'rniga 24 sinus alfani qo'yib yuboramiz. U holda 2 sinus alfa taksim 24 sinus alfa teng 1 taksim x. Bunda x teng 12 degan natija kelib chiqadi. 8-chi misol yozib olamiz. N ning qiymatini topish kerak. A faktorial bu yerda n faktorial deganda, demak, 1 dan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Endi o'ng tomonga o'xshatishga harakat qilib ko'ramiz. Qanday qilib? Buni yo'li juda oson. Qanday qilib? 10 faktorialga olib kelish uchun e'tibor beraman. 9 faktorial turibdi. Demak, bu 1 dan 9 gacha sonlar ko'paytmasi. Agar bunga 10 ni ko'paytiradigan bo'lsak, surat va makhrajiga bu 10 faktorial bo'ladi. Ya'ni 10 taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 10 faktorial bo'ladi. Plus mana bunda 9 bilan 10 ni ko'paytiradigan bo'lsak, surat va makhrajiga 10 faktorial bo'ladi. 9 ko'paytirilgan 10 mana surat va makhrajiga 3 faktorial. Demak, mana bu yerda ham 10 faktorial bo'ladi. Plus mana 7 faktorial bo'lyapti. 8 9 10 ni ko'paytiramiz. 8 9 10. Mana bunga ko'paytirsak, bu 1 dan 7 gacha sonlar ko'paytirib, bu ko'paytiradigan bo'lsak 10 faktorial bo'ladi u ham. Demak, mana bunda 7 8 9 10 ni ko'paytiramiz. 5 faktorial ko'paygan. Demak, bu 10 faktorial bo'ladi. Mana endi ikki tomonni 10 faktorialga ko'paytirib yuborsak, bu holda 10 mana bu 1 ko'paytirilgan 2 plus mana bu 9 ko'paytirilgan 10 mana bu 1 2 3 plus mana bu 8 9 10 makhrajda 1 2 3 4. Demak 10 faktorialni ko'paytirib yuboryapmiz. İki tomonda 10 faktorial qisqarib ketadi. 7 8 9 10 makhrajda 1 2 3 4 5 teng 10 bo'ladi. Ana endi soddalashtirishni davom etamiz. Buni qisqartiradigan bo'lsak 5. Demak, buni qisqartiradigan bo'lsak 15. Buni qisqartiradigan bo'lsak, demak, 30. Buni qisqartiradigan bo'lsak n ning qiymati, demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak 92 ga teng bo'ladi. Demak, biz izlayotgan n ning qiymati 92 dan iborat bo'ladi. 9-chi, mana ko'rinishi soddalashtirib olamiz. Demak, quyidagicha amal bajaramiz. Mana bu ikkalasidan ildiz osti aniq chiqadigan bo'lsak, bu holda bizda 1 plus ildiz osti bu bo'ladi. Mana bu ikkalasidan b'ni qavsdan tashqari chiqadigan bo'lsak, 1 plus ildiz osti b bo'ladi. Umumiy kvadrat turadi mana bu yerda. Endi mana buni ikki qavsga ajratish mumkin, e'tibor beringlar mana buni. Qanday qilib? Mana bu 1 ning kubi, bu ildiz osti b ning kubi. U holda bunday qilamiz. Demak, 1 minus ildiz osti b kvadrat mana kvadrat, ikkinchi qavsda 1 plus b plus ildiz osti b ning kvadrati. Endi makhrajda, demak, mana bu yuqoriga chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Qanday qilib? Minus 4 dan 1 daraja, demak, minusini yo'q qilish uchun suratga chiqarib yuboramiz uni ham. Qoldi. Mana bu yerga yozib qo'ysak ham bo'ladi. 4-chi ildiz osti a makhrajda. Mana buni soddalashtiramiz. U holda bizda b plus 1 taqsim b minus 2 bo'ladi. 1 plus b plus ildiz osti b'ni kvadrati minus, demak, buni qolganini hozircha o'zini yozib olamiz. Mana endi quyidagicha amal bajaramiz. Mana e'tibor beringlar, mana bu qisqarib ketar ekan. Mana bundan 1 plus ildiz ostini chiqazib yuboradigan bo'lsak, 1 plus ildiz osti buni kvadrati ko'paytirilgan ildiz osti a plus buni kvadrati. Demak, yonida
köpaytirilgan 1 minus ilzosti b'ni kvadrati ham qoladi. Köpaytirilgan 4-chi ilzosti a. Mana buni soddalashtiramiz. Bu bo'ladi bizda b minus 1 ni kos kvadrati taqsim b minus 4-chi ilzosti a köpaytirilgan b kub minus b 4-chi ilzosti a köpaytirilgan a plus 2 a b kvadratni yana bir karra o'zini yozamiz. Mana endi diqqat qiladigan bo'lsak, mana bu ikkalasini bir qavsga kiritadigan bo'lsak, 1 minus b bo'ladi. Kvadratni umumiy yozadigan bo'lsak, 1 plus ilzosti b, 1 minus ilzosti b bo'ladigan bo'lsa, 1 minus b qavs kvadrati bo'ladi. O'rnini almashtirsak bo'ladi. Bu holda quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana bu bilan mana bu ikkalasini ko'paytmasini qisqartirib olsak bo'ladi. Endi buni yuqoriga chiqazib olsak, u holda mana bunday ko'rinish kasb etadi. B ilzosti a plus b'ni kvadrati ko'paytirilgan 4-chi ilzosti a minus 4-chi ilzosti a ko'paytirilgan b kub minus b 4-chi ilzosti a ko'paytirilgan a plus 2 ilzosti a b kvadrat. Endi bunday qilamiz. Mana buni maydonga o'tkazamiz. B 4-chi ilzosti a. Endi buni kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak, demak a plus 2 ilzosti a, buni ham ilzostiga kiritib yuborsak, 2 ilzosti a b kvadrat plus b kvadrat. Buni o'zini yozaman. Endi diqqat bilan e'tibor beringlar. Mana bu kaosni ochib oladigan bo'lsak, mana bu ko'paytma mana bu bilan ayrilib ketadi. Mana bu ko'paytma mana bu bilan ayrilib ketadi. Endi mana bu yerda e'tibor beringlar. B kub 4-chi ilzosti a bilan mana bu ketar ekan. U holda bizda umumiy ayirmalar 0 ga teng bo'ladi. 10-chi tengsizlikning butun yechimlari nechta? Yoza olamiz. A holat. 2 holatda yechamiz. X kvadrat minus 1 katta yoki teng 0 bo'ladigan holda x kvadrat minus 1 plus x plus 1 mahrajda x kvadrat minus 2x kichik yoki teng 0. Demak yuqorida x kvadrat minus 1 katta yoki teng 0 ni yechadigan bo'lsak minus cheklikdan minus 1 gacha va 1 dan cheklikkacha bo'ladi. Endi mana bunga e'tibor bilan qarating. Birlar ayrilib ketadi. X ni kosni tashqariga chiqarib yuborsak, x plus 1 x x minus 2 kichik yoki teng 0. Buni yana bir karra o'zini yozamiz. Mana buni intervallar usuliga qo'yamiz. Demak bizda suratda turgani shu minus 1. Mahraj turgani shu 0 bo'yalmaydi. 2 ham bo'yalmaydi. Va tekshiramiz. Plus, minus, minus, plus. 0 ikki tomoni o'zgarmay qoladi chunki 0 yechim ikki marta qatnashyapti. Bizga 0 dan kichik tomonlar kerak. Mana borliq bilan mana buni kesishmasini topadigan bo'lsak, kerak bu natijasini javobini mana bu yerga yozaman. Minus 1 ning o'zi va 1 dan 2 gacha. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. B x kvadrat minus 1 kichik 0 bo'ladigan bo'lsa. Holda bunga minus ta'sir qildirib ochadigan bo'lsak, minus x kvadrat plus 1 plus x plus 1. Mahrajda x kvadrat minus 2x kichik yoki teng 0. Buniki demak minus 1 u 1 oralig'ida bo'ladi x mana shu oralig'ida bo'ladi x ning qiymati
Buna bu yerde indi. Minus 2 küp etir var diyen bulsak. X kvadrat minus 2 minus 2 mahrajda. X kvadrat minus 2 X kette akiteyin ol. Minus 1 1. Şimdi yukarını çıkıp küp etişecek acıratımız. Demek ilizleri 2 bile minus 1. X'ni chiqarib yuboramiz. Xuddi tepadagi kabi intervalga qo'yamiz. Demak, buni o'zi minus 1 1 oraliq. Buni intervalga qo'yadigan bo'lsak, mana quyidagi savollar bo'ladi. Demak, minus 1 0 hamda 2 savollari. Tekshiramiz. Plus plus minus plus. Bizga kerakli tomoni mana bu tomoni bilan. Mana bu tomon bo'lyapti. Endi bu bilan kesishtiradigan bo'lsak, ikkalasini 0 dan 1 gacha bo'ladi. Endi bizdan yechimlarni umumlashtiradigan bo'lsak, mana bu yerga yozaman javobini, tengsizlikni javobini. Demak, 0 dan 1 gacha, 1 dan 2 gacha bo'lsa, 0 dan 2 gacha. Va minus 1'nin özü alohida yechimga kiradi. Bu holda bizden bütün yechimler nechta deb so'ralyapti. Demek bir bor u yerda hamda minus 1 bor, bütün yechimler sonu 2'de bo'ladi. 11-chi misol e'tibor bilan qarataman. Qosmas tenglimi, ikkita o'zgaruvchi qatnashyapti. Shuning uchun yoki eng katta eng kichik qiymatga murojaat qilamiz. Oldin ham aytgandik, qiymatlar sohasiga murojaat qilamiz. Yoki ko'paytiruvchiga ajratib ishga harakat qilamiz. Bu yerda endi qiymatlar sohasiga murojaat qilsak bo'lar ekan, chunki x kvadrat plus 4xy plus 4y kvadrat plus y kvadrat plus 2y plus 1 teng 0 bo'lyapti. Mana bundan demak x plus 2y ning kvadrati y plus 1 ning kvadrati. Kvadratlar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi, har birtasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Tenglamalar sistemasi. Y'ning qiymati minus 1 ga teng. Mana bu yerga minus 1 qo'yadigan bo'lsak, x ning qiymati 2 ga teng, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 1 degan natija kelib chiqadi. 12-chi. Mana ko'rinishi soddalashtirishimiz kerak. Aksariyat trigonometrik ifodalarni soddalashtirishning eng qulay usullaridan biri bir xil ismga olib kelishdan iborat. Bir xil ismga olib kelamiz. Yoki hammasini sinusga olib yoki hammasini kosinusga olib kelamiz. Kelinglar sinusga olib kelaylik. Bu 1 minus sinus kvadrat betaning kos kvadrati. Bunu yem, demek 1 minus sinus kvadrat beta diye yazalımız. Bu minus sinus kvadrat alfa köpeytirliğe 1 minus sinus kvadrat beta. Sinus kvadrat alfa köpeytirliğe sinus kvadrat beta minus sinus kvadrat alfa köpeytirliğe. Bunun örneği 1 minus sinus kvadrat alfa minus, bunun o'rniga 1 minus sinus kvadrat alfani kos kvadrati plus 1 minus sinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat beta. Mana endi kos ochib yuboramiz. 1 minus 2 sinus kvadrat beta plus sinus 4 derece beta minus sinus kvadrat alfa sinus kvadrat beta plus sinus kvadrat beta minus sinus 4 derece beta minus sinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa sinus kvadrat beta. Mahrajni soddalashtiramiz. Sinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat beta minus sinus kvadrat alfa plus sinus 4 derecede alfa. Demek bunu kvadratga oshirsak minus 1 plus
2 sinüs kvadrat alfa minus sinüs tur 3 derece alfa plus sinüs kvadrat beta minus sinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat beta. Hani indi soddalaştıramız. Demek surette sinüs 4 derece beta bilen sinüs 4 beta getirirken ayrılıp sinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat beta bilen sinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat beta getirirken demek bizde surette kaladı. Bir özünü yazalımız. Mana bu bilen bu minus sinüs kvadrat beta bo'ladi. Sinüs kvadrat alfa'nın özünü yazıp olamız. Minus sinüs kvadrat alfa. Şimdi makrajı getibar verirler. Demek bizde sinüs 4 derece alfa bilen sinüs 4 derece alfa ayrılıp getirdi. Sinüs kvadrat alfa beta bilen sinüs kvadrat alfa beta ayrılıp getirdi. Bizde kaladı. Demek minus 1. Mana bu ikkalasi bor ekan soddalashadigan. Plus sinüs kvadrat alfa. Plus sinüs kvadrat beta. Suratdan yoki makrajdan minus 1 chiqazadigan bo'lsak, surat va makraj bir xil bo'lib qoladi va natijada qisqartiradigan bo'lsak, minus 1 degan natija kelib chiqadi. 13-chi misol mana ko'rinishi yozib olamiz. Agar shart berilyapti ekan, mana bu tenglama nechta ildizga ega deydi? X x plus 1 teng a. Şimdi bunu yapalımız. Bu parametre katlaşken tenglemeyken bunu kuyuda geçiyor yazı olalımız. İki tane funksiyon diye borat kalalımız. Demek y birinci funksiyon bizde. Graf yardımı diyeceğimiz. Demek grafikler neşte noktada kesişe deken bu olsa tengleme. Çünkü çeşim gibi olalım. Y ikinci funksiyon. Bu x okuya paralel borken. Torsu teyi borat boladı. Şimdi a katta bir olsa. Demek birden katta kısmı da çizim olalımız. Şimdi yetibar verirler. Mana bu funksiya quyidagicha bo'ladi. Bu Dirichlet funksiyasi deymiz buni. Y birinchi funksiyani. Funksiyaning ko'rinishi x kvadrat plus x bo'ladi. Agar mana modulga shart beramiz. X katta yoki teng minus 1 bo'lsa. Minus x kvadrat minus x bo'ladi. Agar x kichkina minus 1 dan bo'lsa. Mana shunday ko'rinishdagi funksiyani chizib olamiz oldin. Keyin y ikinci funksiya bu y birinci funksiya edi bizde. Demek mana bu parabola. Mana iki taksimde iborat bo'lyapti. Mana bu parabolanı x katta yoki teng minus 1 tomonda chizamiz. Mana bu parabolanı x kichkina minus 1 bo'lgan tomonda chizamiz. Va grafikimiz quyidagicha bo'ladi. Mana grafik chizib oldik. E'tibor beringlar mana. X minus 1'den katta bo'ladigan tomonda deyapti mana. Demek mana bunu grafiki bana. Mana bu. Pastdagini grafiki mana bu. Bizga kerakli joyini bo'yab yozib qo'ydim. Mana bunday bo'ladi grafik mana. Demek minus 1'den katta tomonda bunu grafikini ol deyapti. Yuqoridagini minus 1'den kichik tomonda bunu grafikini ol deyapti. Mana bu qismlari grafikka tegishli bo'lmaydi. Endi y2 teng a deyapti. Mana kesiş noktası. Bitta kesiş nokta bo'lyapti e'tibor beringlar. Birdan katta bo'ladigan bo'lsa deydi. Endi a da musbat son bo'ladigan bo'lsa bitta joyda kesishyapti. Bo'lsa a musbat bo'lish kerak. A manfiy son bo'ladigan bo'lsa ikkita uchta joyda kesishar ekan mana e'tibor beringlar. Mana bu yerda ikkita joyda kesishadi. Bo'lsa y nolga to'g'ri keladigan bo'lsa ikkita joyda kesishadi. Va bundan pastda bo'ladigan bo'lsa bitta ichidan iborat bo'ladi. Demak bizdan so'ralayotgani a katta 1 bo'lsa nechta yechimga ega bo'ladi deyapti. A katta 1 bo'ladigan bo'lsa u holda berilgan tenglama bitta yechimga ega bo'ladi. 14-chi. Mana tengsizlik berilgan ekan yozib olamiz. Kelinglar bu yerda logarifm 3 asosli x ni y da belgilab olaylik. Bu yerda. U holda bizda y kichkina yoki teng 2 taqsim y-1. Bundan demak bu tomonga o'tkazib yuboramiz hammasini. y-2 taksım y-1. Bunda y kvadrat minus y minus 2 taksım y minus 1 kişiye yakı teyin ol. Şimdi intervalge koyalımız. Bunu intervalge koyadigen bulsak demek ildizleri. Demek minus 1 1
Hem de iki. Plus, minus, plus, minus. Bölden küçük bölgede geldi, bana bu tamam. Ve bana bu tamam. Bana indi. Birinci kol. Birinci kısım. Anıklan sonra göre x ketten doğru buluş kere. Belirlenen çoğu koyu edigen bulsak. Logarifm. Üç esaslı x. Küçük ya ketin minus bir. Bundan demek. X ketten 0'dan. Derece boyunca yürü edigen bulsak. X küçük ya ketin 3'ten 1'den. Bundan demek. 0'u 3'ten 1 diye hiç kep çıkardı. İkinci kısmı. Demek x ketten 0. Gerçi bir de şart bulması ama anıklan sohanı yazıp koysak zarar kim idi? Bru logarifm 3 esaslı x küçük ya ketin 2. X ketten 0. Derece boyunca yürü oradı yan bulsak 3'ü x 9 oralığı. Demek bundan bana mı netice buladı? Umumi geçim. Umumisi demek 0'dan 3'ten 1 geçe ve 3'ten 9 geçe buladı bizden. Bütün geçimler neşte de yaptı. Bana bir de bütün geçim yok. Demek tur 5 6 7 8 9 cemi 6'da bütün geçim böyle yaptı birliğe. Tenislikte. 15. Bana görünüşü yazı olamız. Bana şu köp kat x kvadrat plus 3x plus 10'ye bölünse de yaptı. Bunu da yazamız. Bana bunu da yazamız. Bölün edigen bu sen. Bu halde köp etmen bacaramız. Sordalaştırdık yan kısmını sordalaştıralık. Bana da itibar verirler. Aynı yatkılarımız. Bana bu tamamında demek bana bunu yazıp koyalım. Şunlarla buluşayım bana. 3 minus a. Aynıyat. Doğru getireyim. 10 minus 3 a. M getireyim. Minus 10 a. N getireyim. Buna sistem akıldık. Demek birinci tenglemeden a 3 getireyim. A'nın oranına 3 koyduğum bulsak M 1 getireyim. A'nın oranına 3 koyduğum bulsak N minus 30 getireyim. Bizden soru yaptı. Demek M plus N'nin kıymetini soru yaptı. Oranına koyduğum bulsak minus 29 degen neticeye ege bulamız. 16. Trigonometrik ifadeyken bunu sadeleştirişimiz kere yaz bulamız. Demek bunu sadeleştiriş için ne kılış gerek? Bunu sadeleştirişin ikincisinin ismini özgertirsek olur. Sinüs 4. derece 5 pi taksim 20 tur. Plus. Şimdi bunu kendi ismini özgertiremiz. Sinüsünü kosinüs gibi yazalımız. 4. derece pi taksim 2 minus 7 pi taksim 20 tur gibi yazalımız. Etibar belirler. İsmini özgertir. O halde bizde sinüs 4. derece 5 pi taksim 20 tur plus kosinüs 4. derece 5 pi taksim 20 tur bo'ladi. Ana endi demek kvadratlardan ikkilangan chiqasi boramiz. U holda bizda sinüs kvadrat 5 pi taksim 20 tur plus kosinüs kvadrat 5 pi taksim 20 tur kvadratı minus 2 ko'paytirilgan sinüs kvadrat 5 pi taksim 20 tur ko'paytirilgan kosinüs kvadrat 5 pi taksim 20 tur bo'ladi mana. Qavs ichiga e'tibor beringlar. Bu 1 bo'lib ketdi.
Bana bu yerde demek. 2'ye köpeytirip 2'ye bölsek o halde bizde sinüs kvadrat 5 pi taksim 12 taksim 2 bo'ladi. Endi bunu derece pasiyatır varamız. 1 minus derece pasiyatır varsak 1 minus kosinus 5 pi taksim 6. Taksim bana tur bo'ladi. Bana 2 pasga tushib ketadigan bo'lsa. Yani bir de soddalashtiradigan bo'lsak, demek 5 pi taksim 6 diye kıymetini koysak ham bo'ladi. 1 minus 5 pi taksim 6 diye kıymeti kosinusunu. Yani bu yerde bana bunday bo'ladi. Yani soddalashtirishda devam etamiz. Demek 2 plus yıldız astı 3 taksim 8 ya ki demek. Haraj beradigan bo'lsak 6 minus yıldız astı 3 taksim 8 degan natija kelib chiqadi. 17-chi. Mana ko'rinishi yozib olamiz. Mana shu qiymatni topishimiz kerak ekan. Demek mana bu ko'paytma 2 ta 0 bilan tugaydi. 2 ta 0 bilan tugaganligi uchun oxirida 2 ta 0 bo'lishi kerak ko'paytmada. U holda z ning 0 ekanligi kelib chiqadi. Ana endi mana shu ko'paytma 9 ga bo'linishidan hamda 11 ga bo'linishidan topishga urinib ko'raylik mana bu ko'p xonali sonning. Demak, 9 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Endi raqamlarni qo'shib ko'radigan bo'lsak, x plus 9 plus 9 plus y plus 6 plus 8. Mana z 0 bo'lyapti mana. Mana shu yig'indini ko'radigan bo'lsak, demak bizda x plus plus y plus 32 bo'lyapti. Endi mana bu yer 36 bo'lsa bo'ladi. U holda x plus y 4 bo'lishi mumkin. Yoki 45 bo'ladigan bo'lsa x plus y 13 bo'lishi mumkin. Endi demak 11 ga bo'linishi uchun qanday bo'lishi kerak? Juft o'rindagi raqamlar yig'indisi bilan mana tok o'rindagi raqamlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Demak bunda ana endi bunday qilamiz. Mana x plus y bilan birinchi x plus y 4 ga x minus y teng 2 ga tengligidan foydalanadigan bo'lsak x teng 3 y teng 1 degan xulosa kelib chiqadi. Ikkinchi x plus y 13 x minus y teng 2 bo'lsa x teng 7.10'dan 5 y teng 5.10'dan 5 degan kelib chiqadi. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Bu bizga to'g'ri keladi. O'rniga qo'yib yuboramiz. 4 ko'paytirilgan x o'rniga 3, y o'rniga 1, z o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak 15 degan natija kelib chiqadi. 18-chi misol yozib olamiz. Demak, bunday qilamiz. Bu yerdan x kvadrat teng 5 minus x. Endi 96x plus bunu x kvadratni kubi deb yozamiz. Va o'rniga qo'yib yuboramiz. 96x plus x kvadratni o'rniga 5 minus x ni kubi. Qavsni ochib yuboramiz. 96x plus 125 minus 75x plus 15x kvadrat minus x kub. Ana endi demak soddalashtiradigan bo'lsak 21x plus 125. Mana bu yerda x kvadratni o'rniga 5 minus x ni qo'yamiz. Mana bu yerda x kvadratni o'rniga x ko'paytirilgan x kvadrat deydigan bo'lsak u yerga ham 5 minus x qo'yamiz. Va yana qavs ochamiz, soddalashtirishda davom etamiz. 21x plus 125 plus 75 minus 15x
minus 5x plus x kvadrat. Soddalashtiradigan bo'lsak, demek x o'zi qolar ekan plus 200. X kvadratın o'rniga 5 minus x qo'yib yuboramiz oxiridagi x kvadrat o'rniga. Ve 205 degan natijaga ega bo'lamiz. 19-chi. Mana masala berilgan ekan, geometrik masala, yechamiz masalani. Bu uch burchakka tashqi chizgi radiusini toping. Endi qiymatlar sohasidan ketamiz. Eng katta qiymat 1 ga teng, eng katta qiymat 1 ga teng, yig'indi 2 ga teng bo'lishi uchun har ikkalasini 1 ga tenglashtiramiz. Bundan, demak, mana bunday bo'ladi. 360 yoki 0 bo'lishi mumkin. Ham ayirma 360ga teng bo'lmaydi, burchaklar haqida gap ketyapti. Shuning uchun 2-1.5 bu 0 bo'ladigan holatni olamiz. Mana bu yer ham 90 gradus olamiz bu yerda ham. Soddalashtirishni davom etamiz. Ve ben bunu koşu varamız bu yerge. Şu burçak burçakları bu yanı için. Ben bunu koşu varamız. 180 gradı. Çünkü 3'te rüzgar 3'ü böyle yaptı. 3'te rüzgar 3'ü gel. 3'te tinglemek gerek buladı. Bana şu tinglemeni içe deyken bulsak. A basalarının kıymetleri kuyuda geçe buladı. Bu 60 gradı sketin buladı. S 45 gradı sketin buladı. A 75 gradı sketin buladı. Ana endi üç burçak çizamiz. A, B, S üç burçak. A burçak 75 gradus. B burçak 60 gradus. S burçak 45 gradus. Hamda A, S 2 ilzos 3'ga teng deyapti. Tashqi sizga aylana radiusi so'ralyapti bu yerda. Erteng A taqsim sinus alfa sinuslar teoremasiga ko'ra 2r edi. Mana shuni yozib olamiz. 2 ildizos 3 taqsim sinus 60 gradus teng 2r. R teng 2 degan natija kelib chiqadi. 20-masala. Teng yo'nalish burchak asos va yon tomoniga tushgan balandliklar mos ravishda 6 va 4 ga teng. Uch burchak perimetrini toping. Yozib olamiz. Endi quyidagi sistemani hosil qilamiz. Y teng 3x. Pifagor teoremasi 6 ning kvadrati plus x kvadrat teng y ning kvadrati. Y teng 3x. Mana bu yerga 3x qo'ysak 36 plus x kvadrat teng 9x kvadrat. Bundan demek y 3x ga teng 8x kvadrat teng 36. Y teng 3x, x teng 3 ildizosli 2 taqsim 2 bo'ladi. Bundan demek y teng 9 ildizosli 2 taqsim 2, x teng 3 ildizosli 2 taqsim 2 bo'ladi. Endi perimetr bizda. Perimetr 2x plus 2y bo'ladi. Chizmaga e'tibor beringlar. Demak, 2 ga ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, 9 ildizosli 2 plus 3 ildizosli 2 teng 12 ildizosli 2 degan natijani qayd etamiz. 21-chi. Tenglamani yeching. Mana ko'rinishi yozib olamiz. Demak, mana bu bitta funksiya deb qaraylik hozircha e'tibor beringlar. Mana bitta funksiya deb qaraymiz. Va buni qiymatlar sohasiga e'tibor bilan qarataman. Qiymatlar sohasi qanday bo'lishini hozir ko'ramiz. Qiymatlar sohasi demak x 1 3 oralig'i deb yozadigan oladigan bo'lsak, u holda y teng funksiyani ko'rish demak 1 3 oralig'i bo'ladigan bo'lsa, 1 3 oralig'ida qiymatni qo'yadigan bo'lsak,
2'ye teng bo'ladi. Mana funksiyaning eng kichik qiymati 2'ga teng yoki mana funksiyaning qiymatlari sohasi 2'dan cheksizlikgacha bo'ladi. Endi mana bu yerda 2 bo'lyapti. Demak, mana bu 2 bo'ladigan holatni ko'rishimiz kerak. Bu 2 bo'lga teng bo'lishi uchun mana bu yig'indi. Mana bu 0 ga teng bo'lishi kerak. Endi buni 0 ga aylantiradigan qiymat mana bu oraliqqa tushgani uchun demak, mana bu yechim bo'ladi. Nega? Chunki mana bu qiymatda mana bu yig'indi. Yoki funksiya deb qaraganimiz 2 ga teng bo'ladi, mana bu 0 ga teng bo'ladi va x teng p kvadrat tasim 4 degan qiymat tenglamani qanoatlantiradigan yagona yechim bo'ladi. 22. Demak, yozib olamiz. Mana bu tengsizlik berilgan ekan hamda mana bu berilgan ekan. Endi kosinus alfa taqsim 2 ning qiymati kerak bizga. Bunday qilamiz. Buni ismini o'zgartirib olamiz. Hammasini u tomonga o'tkazamiz. Ana endi demak ildizlarni topamiz. Bunu ko'paytirib boradigan bo'lsak, o'tkazma usulidan foydalanaylik. Ana endi ildizlarni topamiz. Demak, ko'paytmasa -12 ga, yig'indisi -1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, -4 bilan -4 bilan 3 bo'ladi ildizlari. 6 ga bo'ladigan bo'lsak, ildizlari demak kosinus alfani 2 qavsga ham ajratib o'raylik. -3 dan 2 bo'ladigan bo'lsa, +3 dan 2 kosinus alfa -2 dan 1 6 ga bo'lib yubordik. Mana bunday bo'ladi. Demak, kosinus alfa bizda mana bu oraliqda ekan. Endi mana bunga e'tiboringizni qarataman. Demak, bunu kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa deb yozsak, bunu 1 minus kosinus kvadrat alfa deb yozsak, demak bundan kosinus kvadrat alfamiz katta yoki teng. Buni yechadigan bo'lsak, kosinus alfaning qiymati kosinus alfa kichik yoki teng -3 dan 2 dan va kosinus alfa katta yoki teng 3 dan 2 dan degan javoblarga ega bo'lamiz. Mana buning qiymati. Endi e'tibor beringlar. Mana ikkalasini kesishtiradigan bo'lsak, u holda, demak, mana bu bilan buni kesishtiradigan bo'lsak, bizda kosinus alfaning qiymati -3 dan 2 ga teng qiymat bo'la olishligi ko'rinib qoldi. Bu tomonni oladigan bo'lsak, bu bilan kesishtiradigan bo'lsak, bo'sh to'plam bo'ladi. Endi bizdan so'rayapti ildiz osti 24 kosinus alfa taqsim 2 ning qiymatini so'rayapti. Endi demak, mana buni topish uchun biz mana bu yarim argument formulasidan foydalanamiz. Bu o'rniga qo'yadigan bo'lsak, kosinus alfa taqsim 2 ning qiymati mana bu yerga yozaman. Kosinus alfa taqsim 2 ning qiymati -1 / ildiz osti 6 ga teng bo'ladi. Ana endi o'rniga qo'yib yuboramiz. Bizdan ildiz osti 24 kosinus alfa taqsim 2 so'ralyapti modul ichida, ko'paytma. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak 2 degan yechim kelib chiqadi. 23. ABCD xabarik to'rt burchakning AB va CD tomonlar o'rtalari orasidagi masofa uning diagonallarining o'rtalari orasidagi masofaga teng. BC va AD to'g'riziqlar kesishidan hosil bo'lgan burchakni toping. Chizmasini chizib olamiz. Demak, masalani yechilishini yozib qo'ydim do'stga, endi tushuntirishga harakat qilaman. Berilishiga ko'ra EF KL ga teng. EF demak bu tomonlar o'rtasini tutashtiryapti. KL esa ABCD kvadrat to'rt burchak diagonal o'rtalarini tutashtiryapti. Endi uch burchak ABC va uch burchak CBD ga e'tibor beramiz. ABC uch burchakda KE o'rtasizlik bo'lyapti, e'tibor beringlar. Mana tomonlarni o'rtalarini tutashtirib turgani uchun o'rtasizlik bo'lyapti. O'rta chiziq bo'lgani uchun BC'ni yarmiga teng bo'ladi. Xuddi shuningdek, demak, uchburchak CBD'da, uchburchak CBD'da. Mana o'rta chiziq bo'lyapti bu ham.
Bası tamamını yer mi geteyim bu arada. FL orta çizik bol yaptı. Ortalarını tutaştırgen için. Diagonallarını hem ortalarını tutaştırıp durdum. Yani ben çizmedim bunu. Bana bu diagonallarını hem ortasını tutaştırıp durdum. Bu yan kuduşun akı bol yaptı. Şunun için basını yer mi geteyim. Kuduşunun değil. Üç burçak S adı geçiyor. Demek S, S adı üç burçak geçiyor. KF orta çizik. A'dini yarımı getireyim bu arada. Hem de B'de A uç burçak geçiyorlar. B'de A uç burçak geçiyorlar. B'de A uç burçak geçiyorlar. YL orta çizik. A'dini yarımı getireyim bu arada. Demek bu halde karama karşı tamamlar teyin, diagonallar teyin bu arada diyen olsa bu. Tor tor burçak teyin bu arada bu arada. Bana bir arada 90 gradisi burçaklar hasıl bu oldu. Şimdi kuydaki bilgilerini kirti aldık. Demek bana bu alfa bu arada diyen olsa, bana bu paralel torsuklar bu yancı bu yam alfa getireyim bu arada. Fi bo'ladi degan bo'lsa, mana paralel to'g'risidagilar bo'lgan uchun fi bo'ladi. Endi mana bu 90 gradus bo'lyapti, e'tibor beringlar. U holda bu tomonda 90 minus alfa qoladi. Mana umumiy 180 bo'lgan uchun mana bu yerdagi burchak 90 plus alfa bo'ladi. Xuddi shuningdek, mana bu yerdagi fi burchak bo'lsa, mana 90 ning hammasi umumiy to'g'ri burchak edi. Ayiradigan bo'lsak 90 minus fi bo'ladi. Mana bu qismi 90 plus fi bo'ladi, mana yoyiq burchak bo'lgan uchun. Endi demak, uch burchak, kichik burchaklar yig'indisiga murojaat qilamiz. SKF 3 burçak geçiyor. Bana, deme, bana bir yerde 3 burçak geçiyor. Beta 90 plus alfa. Hem de Y'lerini yığındız, bu 380 geçiyor. Hem de DLF 3 burçak geçiyor. DLF 3 burçak geçiyor. Demek 90 plus fi z. Hem de gamma'nın yığındısı, bu 380 gradus geçiyor. Böyle yaptı. Şimdi hadma kat koşu vardık. Hadma kat koşu var geldiğimizde, demek alfa plus beta'nın yığındısı, S burçak gibi aradı bizde bana. 90 plus y plus z. Mana bu yerdagisi 180 gradus bo'ladi. Çünkü mana 90 gradus edi. Gamma bilan fi ning yig'indisi d burchakni beradi. Mana 90 ni o'zini yozdik. Endi soddalashtiradigan bo'lsak, s burchak bilan d burchakning yig'indisi 90 gradus bo'ladi. Tepadagi x burchakni topish uchun ikkala burchak ayirib tashlaydigan bo'lsak, natija 90 gradus. 24-chi. Demak, bu yerda ham transcendent tenglama. Bu tomonda kvadrat funksiya turibdi, u tomonda logaritmik funksiya ostida ifoda turibdi. Qiymatlar sohasiga murojaat qilamiz. Yozib olamiz logaritm. To'g'ri asosli. Mana bunga bo'linadigan qismni ajratib olamiz. Yoki 65 ni qavsdan tashqari chiqarib yuboraylik. X kvadrat minus 6x plus 10 minus 1. X kvadrat minus 6x plus 10. Ana endi bu tomonni ham formulaga olib kelib olamiz. Minus 2x kvadrat plus 12x minus 18 plus 3 deb yozamiz. Mana endi logaritm to'g'ri asosni bo'lib oladigan bo'lsak, xatma-xat bo'lamiz. U holda 65 minus 1 taqsim. Mana buni ham formulaga olib kelaylik. X minus 3 ni cos kvadrati plus 1. Bundan minus 2'nci kaz varsak, 3 elasadan bu halde x minus 3'nü kavuz kvadratı plus 3 boladı. Çap tamamını, bilen 10 tamamını kare edigen bulsak, bana bu x tek 3 boladigen bulsa, bu halde 64 boladı. Eks halde bu kettelaşıp kettedigen bulsa mahraş, bu bana bu nörge aylanıp, bana bu kıymet kettelaşadı. Bu tamamının en kişkine kıymeti, x teng 3'te 3 teng bo'ladi. Bu tomonning eng katta qiymati x teng 3'te 3 teng bo'ladi. Demek x teng 3 berilgan tenglanmani qanoatlantiradigan yagona yechim bo'ladi. 25-chi. Aning qanday qiymatlarida mana tenglamaning ildizlari minus 1 dan kichik bo'ladi deyapti. Yozib olamiz 25-chi. Mana bunu ko'paytirishga ajratamiz. Parametrni qatnashgan qismini, ozod qatni. Demek bu, bana bunu da yapıp acelerledi. Hani şimdi bana görünüp kaldı yıldızlar itibar birle. Köpe etmez yıldız, birinci yıldız. 2a minus 2. İkinci yıldız. A plus 3. Şimdi yıldızları minus 1'den küçük olsun diye yaptık. Küçük minus 1'den, küçük minus 1'den. Demek birincisinden A küçük 0,15'ten bo'ladi. İkincisi A küçük minus 4'den. İkkalasini kesiştiradigan bo'lsak, A küçük minus 4'den degan natija kelib
çıkadı. 26. Kıymeti 5 ve 100 orasında bulup mahracı 3'ge teyin kıskarmaz kesirlerinin berçesini yığındızın topin. Yani indi kareyler. Demek bizde buna şu teyislikli kanalıklandır edilen kıskarmaz kesirler yığındız değil yaptı. O halde bana bunu da yığındırıq soruyoruz. Demek 3'ten 16, 3'ten 17, 3'ten 18, plus ve hakeza. 3'ten 299 geçe oladigen bulsak berçeyi gındığını hesaplıydı. Bundan ayıramız kıskaradigenlerini. Üçten birini kavustan taşkarıya çıkarsak aritmetik progresiye bulan etibar birliğine. Hadlar sonu demek bir yerde 284'te minus 3'ten 1 94'te bulan. Bunu 3'ten 1'ni kavustan taşkarıya çıkarıp hesaplayacağım bulsak. Demek 3'ten 1 köpeytirilgen. Sabri degen bulsak 9975 degen netice gelip çıkardı. 27. Üç burçak medianalar uzunlukları 265, 8 ve 261 getirin. Küçük medianalar arasındaki burçak topin. Küçük medianalar arasındaki burçak soruları yaptı. Medianalarını demek bana bir yerde yazıp koyduk. En birinci mediana. 265, M2 mediana 8, M3 mediana 261. Şimdi en asan yolu kvadratı götürüp tekşirip görsek ham olur. Üç arasını yap. Kvadratı götürüp edigen bu şey 40. Kvadratı götürüp edigen bu şey 44, 64. Demek 265 bölü 261 küçük medyanı eken. Nasıl arası diye burçak soru yaptı. Şimdi 2-1 nispetle bölünüşüden faydalanırız. Demek bana bu kısmı 3'ten 2 kısmı buladı. Yani 4, 265, taksım 3 buladı. Bana bu kısmı kere bizge bana bu kısmı. Bana bu. Tur, ildiz astı 11, taksım 3 bolar. Şimdi bana bunu yiyem, böyle diyeyim bulsak, bana bu yiyem gerek. Bizge bana bu tamamı topu alışımız için. Demek bu 3'ten 1 kısmı böyle diyeyim bulsak, 8 taksım 3 bolar. Şimdi bana bu tamamı topu alalım. Aldım. Yani x diyeyim bulsak, ben şu tamamını. Medyanın formülasından faydalanalımız. Bunu video dersliklerimizde bar bunu gelip çıkışı. Medyanın formülasını keltirip çıkartalımız. Medyanın formülası buna kaydı. A tamam götürüzge medyanın formülası. Ben şu formuldan faydalanırız. Ne indi? X'ni topish uchun bu tomonga o'tkazib, ikki tomonni kvadratga ko'tarsak, mana bu g'ga bo'lamiz. Mana bu g'ga bo'lamiz. Bundan x'ning qiymati bizda mana bu g'ga bo'lamiz. Endi mana bu yerdagi burchakni topish uchun tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda mana bunday 3 burchak hosil bo'ldi, e'tibor beringlar. Mana bu tamamı 4 ildiz astı 5 taksım 3. Mana bu tamamı 4 ildiz astı 11 taksım 3. Mana x degen tamamımız 16 taksım 3. Mana bu yerini topuşumuz gerek. Bu yerde kosinüsler teoremasiga murojaat kılışımız mümkün. Yok ki bunu doğru burçakli buluş ya ki bu masikini anıklar için Pifagor teoremasiga murojaat kıladigan bulsak. Demek bana bunun kvadratı bile, bana bunun kvadratını yığındısı, bana bunun kvadratı geteyin. Ekerliğini görüşümüz mümkün. Demek bu halde alfa deyin 90 grad ekerliğini bilemiz. 28. yazı olamız. Bunda körülüşteki misallar kosmosu denkleme A ve B özgürlükler katına şey yaptı bu yerde. Şimdi ya ki kıymetler sahasından topuş gerek. Ya ki bu yerde hakiki sorular da yaptı. O şey
bittasini o'zgaruvchi, bittasini o'zgarmas son deb kvadrat tenglama ko'rinishida yozadigan bo'lsak, haqiqiy kimga ega emasligi yoki egaligini diskriminator yordamida topsak ham bo'ladi. Demak, qavs ochib o'ramiz. 9a kvadrat 4b kvadrat plus 36. Endi ikkilanganlari. Demak, minus 12ab plus 24b minus 36a teng a kvadrat minus b kvadrat minus 9. Endi hammasini bu tomonga o'tkazib ixchamlashtirsak 8a kvadrat. Kelinglar endi a ga bog'liq kvadrat tenglama sifatida yechaylik. Ani o'zgaruvchi buni o'zgarmas son deb qaraymiz. U holda. Mana disk soddalashtirib diskriminant hisobladik. Mana birinchi, ikkinchi qiymati. Demak, 12b plus 36 plus minus ildizi ostida. Mana haqiqiy ildizlarga ega deyapti. Mana ildiz ostidagi son kattaki teng 0 bo'lishi kerak. U holda 4b minus 12 ni kaos kvadrati kichik yoki teng 0. 0 dan kichik bo'lmaydi. 0 ga teng bo'ladigan yagona qiymat bor bu yerda, e'tibor beringlar. 0 ga aylanmasa, aks holda manfiy son bo'lib qoladi. Bu yerdan buni 3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Va buni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, a ni qiymati 4.10 dan 5 ekanligi kelib chiqadi. Va demak biz izlayotgan 2a minus b ifodaning qiymati o'rniga qo'yadigan bo'lsak 6 ga teng bo'ladi. 29-chi. ABCD kvadrat to'rt burchak berilgan, ADDCga teng burchak ADB 50 gradus, BDC 20 gradus hamda ABC 145 gradus bo'ladigan bo'lsa, BCA burchak toping deyilgan. Mana rasmini chizib oldik 29-chi masalaning. Demak, mana bu yerdagi burchak topishimiz kerak. Mana teng yo'lli bo'lgan shu 55 gradusdan bo'ldi. Mana bu 50 20 deb berilgan. Mana bu 145 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu holda mana bu 2 lsini 180 gradusdan ayiradigan bo'lsak, mana 105 minus x 145 dan ayiradigan bo'lsa 40 plus x bu tomon 35 minus x bir o'zgaruvchi ma'lumot paydo bo'ldi. Endi Cheva teoremasidan foydalanamiz. A burchakdan boshlaydigan bo'lsak, demak sinus 35 gradus minus x ning sinus 55 gradusga nisbati sinus 50 gradusni sinus 20 gradusga nisbati sinus 55 gradusni sinus xga nisbati hamda sinus 105 minus xning sinus 40 plus x ga nisbati teng 1 bo'ladi. Mana endi sinus 55 gradusdan qisqartirib oladigan bo'lsak, bu holda bizda sinus 35 minus x ko'paytirilgan sinus 50 gradus ko'paytirilgan sinus 105 minus x teng proporsiya ko'paytirib boramiz. Sinus 20 gradus ko'paytirilgan ko'paytirilgan sinus x ko'paytirilgan sinus 40 plus x. Buni endi ko'paytmani yig'indiga keltiradigan bo'lsak, bir o'zgarishni tenglama hosil bo'ldi bizda. X teng 25 gradus degan natija kelib chiqadi. 30-chi misol, mana yechilishini yozib qo'ydim. Tushuntiraman qanday yechilganini. Demak, mana bu tangiz 20 ga tegmadik. Mana bu qavs ichini alohida oldik, bunga tegmasdan. Tangiz 20 ga tegmadik. Mana buni demak, mana buni 60 plus 20, buni 60 minus 20 deb bu tomonga o'tkazdik. Endi tangiz 20 ni yozdik. Mana buni tangiz alfa plus beta bo'yicha yoyadigan bo'lsak, demak, tangiz 60 plus tangiz 20 60 degan qiymatini qo'yib yubordik. 1 minus tangiz 60 ko'paytirilgan tangiz 20 minus. Bu demak, tangiz 60 minus tangiz 20 1 plus tangiz 60 degan qiymatini qo'yib yubordik, tangiz 20. Endi sodda bo'lish uchun x deb belgilab oldik. Tangiz 20 ni u holda mana bunday ko'rinishda bo'ldi, demak, bu ham bunday ko'rinishda bo'ldi. Endi maxraj beradigan bo'lsak, mana hammasini soddalashtiradigan bo'lsak, quyidagi holatga keldi bizda mana.
Mana bunday bo'ladi, soddalashib bo'lgandan keyin. Endi buni 3 ni chiqaradigan bo'lsak, mana bunday holatda bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, o'rniga qo'yib yubordik. X o'rniga qo'yadigan bo'lsak, diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, tangens 3 alfa formatsiyasiga kelyapti. Yig'adigan bo'lsak, 3 tangens alfa minus tangens kub alfa 1 minus 3 tangens kvadrat alfa. Ga ko'ra 3 ko'paytirilgan tangens 60 gradusni beradi. Bu 3 izosi 3 ga teng bo'ladi. Endi bizda tangens 60 ni qiymatini ham ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, natija 9 ga teng bo'ladi. Demak, biz mana Olimpiada materiallarını yakınladık. Bizde komentarda köp savollar kaldırışı koşumca kandı menbelerden faydalansak boladı deyip. Bizning yangi toplam rüknüdeki mana YouTube tarmada ilan kıl bari yapımız. Mana şu kitaptan faydalansanız boladı. O yerde ham mana şun gökşegen materiallar, mesela misallar cüde köp uçtaydı. İtibarınız için rahmet, salamat boliler.